Merhaba arkadaşlar. Mantıksal operatörler ile devam edelim. Kullanacağımız 3 tane mantıksal operatör mevcut. V operatörü, V operatörü ve değil operatörü. Şimdi bunların kullanım biçimlerine bakalım. VE operatörü ile başlayalım. Burada bir tane karşılaştırma var. A büyüktür B. Sonra V operatörü. Daha sonra ikinci karşılaştırma. Eğer bu iki tane koşul arkadaşlar sağlarsa değer döner. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bu değeri sağlamazsa değer döndürmez. Yani a büyüktür b ve a büyüktür c olmalı ki değer dönsün. V operatörümüze bakalım. Burada yine a büyüktür b karşılaştırma var. V operatörümüze ekledik. Daha sonra a büyüktür c. V operatöründe özelliği şu. Şuradaki koşullardan bir tanesi sağlanırsa değer döndürmeye yarar. Diğer operatörümüz değil operatörü. Bu da a'nın içerisinde bulunan değerin tam tersini almaya yarar. Şimdi kod sayfamızı açalım. Bir örnekle pekiştirelim. Operatörlerimizi kullanmak için birkaç tane değişken tanımlayalım. Var A1 eşittir. Başlangıç değeri 10 olsun. Klavyeden Ctrl D tuşuna basarak 3 kopyasını alıyorum. Burayı B1 yapalım. Eşittir. Başlangıç değeri 5 olsun. Şurayı C1 yapıyorum. Bunda başlangıç değeri 15 olsun. Birbirinden farklı olsunlar. Bir de arkadaşlar değil operatörü için bir değişken tanımlayalım. Durum eşittir. True ya da false olacak. True yapalım. Güzel. Şimdi if yapısı içerisinde ve operatörünü kullanalım. If. Parantezlerin içerisine bir karşılaştırma yazacağım. A1 büyüktür. B1 olsun. Sonra ve operatörümüz. A1 büyüktür büyüktür C1 olsun. Eğer bu iki koşul sağlanırsa bir mesaj yazdıralım. Ya da eğer bu koşul sağlanırsa B1 ile C1'i toplayıp TextView'in içerisine aktaralım. Süslü parantezlerimi açtım. TextView nokta text eşittir B1 artı C1 bunları topladım. Bunları parantez içerisine alalım. Şöyle. B1 ile C1'i topladım. Burada int bir veri tipi var. Bunları string'e dönüştürmem lazım. To string yazıyorum sonuna. Hatta arkadaşlar değil operatörümüz için de yukarıdaki durum değişkenimizi yazdıralım. Artı ekledim. Ünlem. Yukarıdaki durum değişkenimi yazacağım. Yani şu an durum değişkenimizde true var ise bunu false olarak text içerisine yazdıracak. Bir test edelim. Projemiz açıldı. Bakın herhangi bir şey yazmadı. Değerler farklı yazdı. Yukarıdaki operatörümüzün bilgisi mevcut. Yani buraya değer döndermedi. Sebebi arkadaşlar şu. Buradaki A1 evet B1'den büyük. Fakat A1 C1'den büyük olmadığı için buradaki değeri döndermedi. Mesela buradaki V yerine V ye kullanalım. Yani buradaki değerlerden bir tanesi sağlanırsa buradaki mesajı yazdıracak. Test edelim. Evet bakın arkadaşlar. B1 ile C1'i topladı 20. Ve şuradaki turunun tam tersi olan false değerini aldı. Buradaki tek içerisine yazdırdı. Çünkü neden arkadaşlar? Buradaki koşullardan bir tanesi sağlıyor. A1 B1'den büyük. Tamam A1 C1'den büyük değil ama bir koşul sağlanmış oldu. Operatör çeşitlerimizden ilk 5 tanesini detaylı olarak anlattım arkadaşlar. Sizi çok fazla operatörler konusuyla boğmak istemiyorum. Geri kalan operatörlerimiz yeri geldiği zaman detaylı olarak onlara da değineceğim.